5 adet tartışmamız var. Sizlerle tartışmak istediğim 5 konu var. Yani tartışma 1, tartışma 2, tartışma 3, 4, 5. 5'e kadar. Bugün paylaşmak istediğim bir Meghan Markle haberi var. 3 tane köşe yazımız var. Onlara hafiften bakacağız. Merakla izlediğimiz maçlar var. Maç sonuçları var. Sizlere onları da aktaracağım. Ve İnşallah kazasız belasız programımızı da atlatırız diye düşünüyorum. Kanal T ekranlarında tabii ki bizleri izleyen, radyodan dinleyen, Facebook'tan takip eden herkese sevgilerimizi, saygılarımızı ileterek. Tartışma 1. Efendim, aslında bu tartışmaya girmeden önce bugün Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ya da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, COVID-19 hastalığının varlığını, test yöntemlerini ve hekimlerin uyguladığı tedavileri sorgulayarak akılları bulandıran kişiler ortaya çıktığını söyledi. Ben kaç gündür, aslında kaç aydır bunu söylemeye çalışanlardan biriyim. Arkadaşlar, bizim kafamız bulanıyor. Bir sürü insan bir şey söylüyor. Elbette biz Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki çizgisi veya bu konudaki açıklamaları doğrultusunda gideceğiz. Ama söz konusu kişilere bağnaz düşüncelerden uzak durarak bilim ve insan sağlığına katkı sağlamalarının daha doğru bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz diyor Doktor Özlem Gürkut. Bence bu tartışma çok önemli ve çok dikkat edilmesi bir durum. Çünkü sağlıkta bizim gerçekten Özlem Gürkut'un da belirttiği, biraz sonra bir okuyacağım, çok kronikleşen sorunlarımız var. En basiti, bu sabah bize mesaj yağdı hastanede, özellikle kanser ilaçları yok. Kimse doğru dürüst ilaç bulamıyor. Artık abartarak da söylüyoruz ama ağrı kesici bile kalmadı falan filan gibisinden. Bütün bu sorunlar diyor, yani sağlıkta kronikleşen sorunlar dururken, tüm dünyada yaşamı felç eden bir salgın baş gösterdi. Bütün yaşam felç oldu. Ancak bütün bu sorunların üzerine tüm dünyada yaşamı felç eden bu salgına rağmen ne yazık ki halkın sağlığının korunması konusunda önde olması gereken birçok insan da, hekim de ters konuşmalar, açıklamalar yapıyor. Ve bizim kafalarımız bulanıyor. Süreç boyunca amacımız, Özlem Gürkut'un konuşmasını okuyorum, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ve hastalarımızın takip ve tedavilerinde bilimsel temelli uygulamalarına rehberlik etmek, katkıda bulunmak, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesiyle hastalıktan korunmasına katkı sağlamak, sağlık sisteminin salgınla mücadele için yeterli kapasite ve organizasyona ulaştırılmasına katkı sağlamak, salgınla mücadelede ülkemizde alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların yasal çerçevede, bilimsel temelde, kolektif anlayışta ve ülkemiz ve toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun şekilde olmasına katkıda bulunmak, toplumsal ve örgütsel dayanışma ile salgınla mücadele için maddi ve manevi destek sağlamak, yöneticilerin zaman zaman popülizme kayan, bilimsellikten yoksun adımlar atmasına toplum adına muhalefet etmek, salgınla ilgili ülkemizdeki durumun doğru tespit edilmesi ve kendi durumumuza en uygun kararlar ve uygulamaların geliştirilmesi için bilimsel veri oluşturulmasına katkıda bulunmak olmuştur diyor. Tabiplerimizin Tabipler Birliği'ni, Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Salgın ekonomik ve sosyal sorunları da derinleştirdi. Tamam, bu da doğru. Evet, şimdi bu durumda eksik yasa var, şu var, bu var, tamam.
karşılığını almadan çalışan, tuttuğu nöbetin karşılığını almadan çalışan, ek mesaisinin karşılığını almadan çalışan sağlıkçılarımız var. Koruyucu ekipmana ulaşmakta zorlanıyoruz. Yüksek risk altında hasta bakmakta sıkıntı yaşıyoruz. Hepsine tamam. Ne yazık ki son dönemlerde SARS-CoV-2 virüsünün ve COVID-19 hastalığının varlığını, test yöntemlerini ve hekimlerin uyguladığı tedavileri sorgulayarak akılları bulandıran kişiler ortaya çıktı. İşte esas vurucu nokta bence bu. Şu andaki tartışma konumuz bu. Bir yanda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bir yanda da hastalığın varlığını, yani COVID-19 yoktur. Test yöntemlerini, PCR testi yanlıştır. Ve hekimlerin uyguladığı tedavileri, böyle tedavi olmaz, maske takmayın mesela, diyenler çıktı. Bunu kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Tabipler Birliği Odası söylüyor. Bu kişiler, bireylerin salgın yönteminde son derece önemli olan korunma tedbirlerine uyumunu azaltarak sağlık ve halk sağlığını tehlikeye atmaktadırlar dedi. Buraya kadar anladık, tamam mı? Bazı kişiler çıktı ve diyor ki bu kişiler COVID-19 yoktur diyor. Ya da işte SARS-CoV-2 virüsü yoktur. Bu basit bir zatüre virüsüdür. Hatta çok daha öteye giden komplo teorileri de var. İşte 2019 yılında bunlar toplandılar, bir takım kişiler, ve dünyayı aşılayıp sonra kontrol edecekler, sonra da %90'ını dünyanın öldürecekler diyorlar. Şimdi Özlem Gürkut bunları söyleyenleri eleştiriyor. Ama en çarpıcı nokta şu, bunların arasında maalesef bazı meslektaşlarımız da bulunuyor dediğim. Şimdi bizim de tanıdığımız insanlar olabilir ama kafalar gerçekten karışıyor. Çünkü meslektaşımız dediği kişi doktordur. Doktor. Şimdi ben gazeteciyim veya işte Sayın Ersin Tatar siyasetçidir, cumhurbaşkanıdır. Gittiniz ve Sayın Ersin Tatar'a dediniz ki Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki savunmanız yanlıştır. O da dedi ki hayır, biz iki devletli çözümü savunuyoruz artık. Ben Lut'a da söyledim, Barıl'a da söyledim, Ya Rab'a da söyledim. Rab vardı ya, Dominic Raab, İngilizlerin Dışişleri Bakanı. Üçüyle görüştüm, üçüne de anlattım. Anastasiadis'e de ilettim bu mesajı. Bizim pozisyonumuz budur. Bunu tartışırsınız. Ama olay doktorluk olayı. Eğer Özlem Gürkut'un söyledikleri gerçekse, ki ben de görüyorum, takip ediyorum, bana hap, ilaç, iğne yazacak olan doktor, COVID-19 yoktur ve maske takma, yürü de korkma derse ne yapacağım? Doktorumu dinlemeyecek miyim? Yani bu tartışma aslında çok ciddi bir tartışmadır. Ne yapacağız? Ne olacak? Gerçekten merak etmiyor musunuz siz bu meseleleri? Yani Tabipler Birliği'nin başkanı diyor ki SARS-CoV-2 virüsünün, yani yeni tip koronavirüsünün ve COVID-19 hastalığının varlığını reddeden test yöntemlerini ve hekimlerin uyguladığı tedavileri sorgulayarak, aşıyı yani sorgulayarak akıl bulandıran kişiler var ve bunların arasında maalesef bazı meslektaşlarımız da bulunuyor.
Şimdi iki doktorun da size farklı tedavi uygulaması gayet normaldir. Al canım bu iğneyi, git salın da gel. Olabilir. Öteki der, yok hiç salınma, yürüyüş yap deniz kenarında, sonra her 10 adımda sek yukarı da geçecek. Böbrek taşın var mesela. Gel çıkaralım sal lazerinan ya da işe de geçer be canım. Bilemem. Olabilir. Ama buradaki durum vahimdir. Buradaki durum öyle bir durum değildir. Burada biz dünyanın kapandığı, ekonomilerin iflas ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Ve tam 13-14 aydır, bizim ülkemizde 13 aydır, başka ülkelerde Çin'de 15-16 aydır, belki daha fazla, insanların öldüğünü, entübe edildiğini, burunlarından, ağızlarından, karınlarına, ciğerlerine hava verildiğini okuyoruz, görüyoruz. Her gün rakamlar işitiyoruz. Şu kadar milyon, şu kadar bilmem ne öldü, bu kadar canlı kaldı, bu kadar iyileşti diye. Ama şimdi birileri bize diyor ki, yalandır, yalandır deva amcam. E yalandır deva amcam, elle de olur. Bahçayı sürmüşken ne hepsini içine? Demiş amca, istediğin gibi sürdüm. Bütün bağ gitti, üzümle hiç asma kalmadı. Oysa adam demiş ki sadece tarlaya araları sür. O bağı da söktü. Bazılarına ay amca demiş, çektim elim inanla zor çıkarlardı. Yalandır de bağ amcam demiş o da. Yani inanmak istemedi. E şimdi karşılaştığımız konu örtbas edilecek, üzerinden geçilecek, unutulacak, bahsedilmeyecek bir konu değildir. Şu anda bu ülkenin durması lazım. Veya Tabipler Birliği'nin bir şeyler yapması lazım. SARS-CoV-2 ve PCR hakkında bilgiler vermiş Gürkut, yani yeni tip koronavirüs ve PCR hakkında, PCR yöntemi kullanılarak enfekte kişiler tanınmasaydı, bugün ülkede çok yüksek ölüm oranlarından bahsediyor olacaktık diyor. Bugün PCR'la kullanmasaydık çok fazla insan öleceğiydi diyor. Kuzey Kıbrıs'ta hiçbir hekim ve sağlık personelinin hastalarına güncel bilimsel verilere uygun olmayan bir uygulama yapmadığının altını çizen, altın standart PCR testlerinin bizleri SARS-CoV-2 bulaşından, yani koronavirüs bulaşından kurtarması için tanıda önemli bir yeri bulunmaktadır. Kitlesel taramalar özellikle asemptomatik kişilerin tanısını koymakta önemlidir. Yani sen koronavirüs taşıyıcısın ama hiç belirtin yok. Yani burunda koku alma hissinin kaybı, öksürük, sıcaklık falan hiçbir şey yok. Ama taşıyorsun. Başkalarına bulaştırıyorsun, onlar çok ağır geçirebiliyor, hatta ölebiliyor. Ve PCR testleri diyor Özlem Gürkut, bunları saptamaya yarar. Söz konusu kişilere bağnaz düşüncelerden uzak durarak halkta daha fazla endişe ve korku yaratmak yerine, çünkü söz konusu kişiler doktordur aynı zamanda, onlar da doktor, yani Hipokrat yemini ettiler. Bizim askerde ettiğimiz yemine benzer bir şeydir. O asil Türk milletinin namus ve şerefini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü, silahta böyle sınıra bakan, arkanda general durur, tavır komutanı yanında titrer. Düşün, öyle bir pozisyon. Hipokrat yemini de onlardandır. Yemin ediyorum artık. Bir yemin ettim ki dönemem, Kayahan söylüyordu. Evet. Bağnaz düşüncelerden uzak durarak halkta daha fazla endişe ve korku yaratmak yerine bilim ve insan sağlığına katkı sağlamalarının daha iyi bir yol olduğunu söyledi. Evet. Şimdi önemli bir nokta daha var.
Maalesef ülkemizde yönetim anlamında istikrardan söz edemiyoruz diyor. Bunu da Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı söylüyor. Ama hemen okuyalım. Yasal kovuşturma Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından başlatılacak diye yazdı Haber Kıbrıs internet sitesi. Covid-19 ve tedavileri sorgulayanlar için yasal kovuşturma başlatıldı. Yani test yöntemini, hekimlerin uyguladığı tedavileri ve Covid-19 hastalığı ile koronavirüs, yeni tip koronavirüs ün varlığını sorgulayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yasal kovuşturma. Nedir bu yasal kovuşturma? Bu yasal kovuşturma benim de merak ettiğim, evet, Covid-19 salgını olmadığını belirten Tabipler Birliği üyelerine dava açıldığını belirtiyor. Adı geçen, kamuoya yanıltıcı bilgi veren üyelerle ilgili gerekli yasal kovuşturmanın başlatıldığını belirtiyor. Yani doktor hakkında kovuşturma başlattık diyor Tabipler Birliği Başkanı. Hangi doktorlar? Covid yoktur, koronavirüs yalandır. Yani yeni tip koronavirüs. Hani bilimsel adı nedir? SARS-CoV-2. O yoktur diyen, doktorların yöntemi de yanlıştır, PCR'a da hiç inanmayın, hepsi yalandır diyenler hakkında soruşturma başlattık diyor. Bu soruşturmanın sonucu neye gider? Çok ilginç bir durum ve çok üzücü bir durum ve çok ciddi kafa bunaltıcı bir durum. Bu durum açık oturum. Yargıya kadar uzanacak ama o günlere kadar acaba kim doğru söyler? Tabii ki biz bilimden yanayız, tabii ki Tabipler Birliği ne söylerse odur, ayrı bir mesele. Ama ya doktorumsa karşımdaki? Madem maske takma be, yürü de korkma be, hiçbir şey yoktur der sana bacam. Yani ne yapayım, Allah'a şükredeyim ki bütün doktorlarım güneyde kaldı ya, bundaki doktorlar da hepsi arkadaşımızdır. Yani canımız ciğerimiz, Erol abimiz var, ararak ikide bir de dün burnu patladı, Erol abi burnu patladı, nedir durum? Lazım sorayım. Yani bir sürü de okudum, ben Bülent Dizdarlı vazgeçti bu işten diyor, ben Bülent Dizdarlı'yı ararım gene. Abi buramda ağrı vardı, buramda ağrı vardı, sorarım tabii ki. Şimdi Bülent Dizdarlı veya Erol Şehirlioğlu, şimdi ben çok sevdiğim ağabeylerimdir, aflarına sığınarak, onlar öyle bir şey söylemediler ha. Onlar söyler diye söylemiyorum, yani ex kişi de olabilir, doktor ex. Yani Halil Hızal benim bu ülkede en çok güvendiğim doktorlardan bir tanesi. Çocuk doktordur gerçi Halil doktorum ama bir şey değil. Veya Supi doktorum var. Supi Hüdaoğlu. Yani insan olarak, adam olarak da ayrıca çok güvenirim. Şimdi bu insanlar bizim çok, bütün doktorlarımız benim için aynıdır. Yani ayırdığından dolayı söylemiyorum. Ama bizim için doktor çok önemlidir. Yani doktor kadar önemli, hasta bakıcı kadar önemli, ambulans şoförü kadar önemli, itfaiyeci polis kadar önemli insan, insan hayatında yoktur. Ama polisi değiştirebilirim, başka polis başka ceza yazsın falan filan ayrı da, doktorum sana bunu söylediği zaman el bunalım ül çok yüksek. Yani Araplar öyle söyler. El bunalım ül felaket. Ya ne yapacaksın? Ya evvela hiçbir şey yoktur derse sağ doktor ne yapacaksın? Dolayısıyla Tabipler Birliği'nin bu bayramına girdiğimiz günlerde, 14 Mart Tıp Bayramı'na girdiğimiz günlerde değerli tabiplerimizi bu konuda bizlere kafa karıştırıcı, bilim dışı sıkıntı yaratmamaya davet ediyoruz. Ediyorum şahsen. Bu birinci tartışma konumuzdu bu ülkede ve gerçekten kafa bullez. Kafa bullez, bana de silkeleme. Hüll olduk. Yani ne yapacağız? Arapça konuşmaya başladık yani. Şimdi ikincisi geliyor aşının. Salınmayalım yani.
Maske takmayalım artık. Koronavirüs yoktur, başka bir şeydir bu. İçelim portakal suyu da geçer her şey. Ne? Ne? Bu kadar gündür tam tersini yapıyorduk. Bunların hepsi dedikoduydu diyorduk. Ortalık karıştı bir miktar. Bana göre bu konuya Tabipler Birliği çok daha ciddi asılmalıdır. Bütün bu konuda doktorlarımızdan ben gerçekten şey bekliyorum. Ne bekliyorum? Açıklama bekliyorum. Efendim, ikinci tartışma konumuz Güney Kıbrıs'ta telleme faaliyeti. Salı günü başladı Güney Kıbrıs'ta Astromerit'ten eski havaalanına kadar. Yani orasını bilen bilir haritada. Bizim karşısındaki yer olarak söyleyeyim size. Alkerhanelerden, Alayköy'den tavuk çiftlikleri de diyebilin. İşte oralardan, yani ya beleşin olduğu yerden ya da al. Devam et. Gordon devam et. Ta Bostancı'nın üstüne kadar. Oraya kadar Urum sınırı telleyecek. Bu güneyde de her yerde de bir tartışmaya neden oldu. Çünkü sınır boyuna tel çektiğin zaman ne olur? Gelin Ersin Tatar'ın laptopu olun. Yani laptopu olun, kucağına oturun demektir bu. Aldı seni Ersin Bey şimdi kucağına. Hella bulla sallayabilir. Neden? Sen tel çektiğinde bu demektir ki o yanda başka bir şey var ha. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti tel çekiyorsa it means there is a second state there ha. İngilizce'de öyle söyleyebilirim. There dediğinde hıyar aklıma gelir. Hıyar, yani hıyar değil, hıyar. Salatalık, direkt cacığı görürüm. Cacığı gördüğümde bir göz kapanır böyle. Yarın restoranlar açılıyor haberini de bu araya karıştırayım size yani. Göz kapansın. Sorun değil. Beyiç abim açılacaksan bana mesaj at. Aldın senin mesajı Beyiççiğim. Evet. Şimdi sınıra tel çekme olayı. Ne diyor Rum kardeşlerimiz? Mesela Nikos Nouris. Nikos Nouris Rum İçişleri Bakanı'dır. Nuri. Nikos Nuri. Bizde de Nuri çok var. Nuri kardeş diyor ki Kıbrıs Cumhuriyeti sınır belirliyor gibi bir algı yaratmayınız. O iyi, o iyi diyor. Bu sadece yasa dışı olarak nereden istenirse istenilsin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne girilemez mesajını vermek ister. Aslında Rumlar bu meseleyi çok düşündüler. Çünkü sınıra tel çekmenin bu tartışmayı başlatacağını senelerdir konuşuyorlar. Birkaç kez biz de tartıştık bu meseleyi Rum gazeteci arkadaşlarla, hatta Rum siyasilerle de. Ve çok şikayetçi oldular. Kuzeyden güneye inanılmayacak derecede çok fazla insan geçiyor dediler, göçmen geçiyor dediler. Özellikle Suriyeli göçmenler ve Afrikalı göçmenler dediler. Ve bunun bir mafyacığı da kuruldu bu tarafta. Onun da çok ihbarını yaptılar. Ama bizim taraf bu konuyla ilgili tedbir almak yerine haftada bir, ayda bir, 7 kişilik bir göçmen ekibini yakalayıp tutarmış gibi yaptılar. Mış gibi yaptılar diyorum. Türkiye'ye geri gönderdiler. Sonra tekrar geldiler onlar. Yürüyerek aynı şekilde aynı bölgelerden geçtiler. Bütün sınır tellenebilir bunun sonucunda. Ve yerleştirilen dikenli teller şimdi Rum tarafında çok ciddi bir tartışma oluyor. Yani ayrı devleti mi tanıdınız? Tırnak içinde söylüyorum, işgalin oldu bittisini mi tanıdınız? Biz gerçekten ayrılıyor muyuz? Bu konu, bu tartışma devam edecek. Dün akşam da burada konuğumuz Sayın Zeki Ziya'ydı. İlginç bir şey söyledi. Eğer İngiliz pasaportu olan Kıbrıslı Türkleri Larnaka'dan gelip de KKTC'ye bırakmazlarsa sen de ona korku salacaksın. Ne diyeceksin? Ben de bırakıyorum, bütün göçmenleri geçsin diyeceksin. Daha önce Avrupa Birliği'ne
Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın çektiği resmin bir benzeri. Bu tartışma da akıllarda kalsın diye söylüyorum. Ve üçüncü tartışmamız Bayan Jane Hall Lute'un son temasları. Nisan ayının sonunda biliyorsunuz Cenevre'de 5 artı Birleşmiş Milletler bir araya gelecek. Şu anda Avrupa Birliği bastırıyor. Avrupa Birliği bastırıyor ve diyor ki Avrupa Birliği ne diyor? Avrupa Birliği diyor ki biz de katılalım. 5 artı 1 artı 1 olsun. Ama Türk tarafı, bizim taraf Avrupa Birliği'ne oyre diyor, ohi diyor. Diğer taraf ne diyor? Onlar bir şey söylemiyor zaten kendileri Avrupa Birliği'nde. Bu arada Raif Erdal, Ali Unyayar, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar diyor Nevzat Alkan, İrsen Küçük'ü saygıyla anıyor ama kanaatimce Kıbrıs Türk kesimini Türkiye'ye koşulsuzca bağımlı kılan İrsen Küçük'tür. Vefat eden kişi için bunu söylemek uygunsuz elbette ama maalesef fikrim de bu diyor. Kadir Unar sevgilerini bize gönderdi, biz de Kadir Unar'a sevgilerimizi gönderdik. Cengiz Gusela Güzelay, konu uzmanları tartışmalı, ciddi sağlık sorunu ve bilir kişilerimiz bilgi paylaşımı yapmalı. Deneyler, laboratuvarlar, klinik konusudur diyor bu konu. Biraz önce bahsettiğimiz bizim birinci tartışma konumuzu söylemiş bize sevgili Cengiz Gusela Güzelay. Evet, Lut meselesine geri dönelim. Efendim, Sayın Ersin Tatar Lut'la görüştükten sonra da önce de dayatma veya baskıya gelmeyecek dedi. Dayatma ve baskıya gelmeyecek demek aslında dayatma ve baskının olduğunu bana göre gösteriyor. İddialara göre, Rum Filelefteros gazetesinin iddiasına göre, Türk tarafı Nisan'daki Cenevre'den önce Anastasiadis ile bir araya gelmeyi istemiyor. Ergün Olgun Lut'la bir kez daha görüşecek. Türk tarafı gayri resmi konferans öncesinde herhangi bir toplantı yapılmasını kabul etmiyor. Lut liderlerle ayrı ayrı görüştü. İstişarelere devam etmek üzere yeniden adaya geleceğinin istediğini söylemiş ki bizim tarafta herhangi bir açıklama yapmadı. Tom O'Hill'ine bindiği gibi gitti. Lut Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na da gidecek Atina'ya. İngiltere ile telekonferans toplantı yapacak. Türkiye ile nasıl bir temas yapacağı henüz kesinleşmedi. Ancak mütekabiliyet esası Türkiye ile de kesinlikle görüşecek. Sadece şu anda nasıl olacağı belli değil. Peki tartışma konusu şu. Lut ve Birleşmiş Milletler bir kez daha kürekleri boşa mı çekiyor yoksa doluya mı çekiyor? Bu tavırla gidersek Cenevre'ye ve federal çözümü 5'in 4'ü artı BM artı AB okeyler ve bir tek biz veya 5'in 3'ü biz ve Türkiye kalırız. Acaba bu bizim iyiliğimize mi yoksa fenalığımıza mı olur? Masadan kaçan taraf mı oluruz acaba? Bu korku bende var. Sizde var mı bilmiyorum. Bu da ayrı bir tartışma konusu bence. Ve gerçekten çok önemli, dikkatle değerlendirmemiz gereken bir konudur diye düşünüyorum efendim. Düşünüyorum. Selamis yolunda ışıklar başlamış aydınlatmaya, karanlık bu oraları ve tabii ki sıkıntıydı. Şu anda aydınlatmaya geçilmiş. Tartışma 4'e geçelim isterseniz. Tartışma 4, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu merakla izlediğim maçlar arasına da aldım. Merakla izlediğim diğer maçlar hangileri? Onu söyleyeyim. Sonra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tartışmasına geri döneceğim. Merakla izlediğim birinci maç Küptek maçı. Nasıl gidecek Küptek maçı? Küptek'te kim kazanacak, kim kaybedecek? Çok merak ederim. Çünkü bunun sonucuna çok şeyler var. Çok yani bayağı pregnant, oldukça gebe bir durum. Her an her şey çıkabilir. Her an her şey olabilir. Hükümet bile düşebilir. Hükümet bozulabilir. Erhan Arıklı bastırırsa, bunca zamandır Kıptek'te dönen filmlere, Kıptek'teki bütün tiyatrolara gözünü kapayan bazı Ulusal Birlik Partili ileri gelenler acaba sahneye fırlar mı? Yangın var, yangın var, ben yanıyorum gibi değil sahneye fırlayış. Orada bir şunu koruyayım, bunu koruyayım, bu benim adamdı, zamanında bana destek olduydu, hem de ne destek. Aoo, ne dedikodular var ayağım o konuda. Ya, şimdi Kıptek'le ilgili Yusuf Avcıoğlu'nun bir paylaşımı var. Bugün Facebook'ta yeni paylaşıldı bu. Avcıoğlu daha önce Halkın Partisi kontenjanından Covid. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, yönetim kurulundaydı Kıptek'in. Bugün basında yer alan haberlerden anladığımız kadarıyla diyor Yusuf Avcıoğlu, dün Kıptek'te 3 değil 1 personel ifa ettiği görev yeri değiştirilerek koordinasyon kuruluna atanmıştır. Koordinasyon kurulu geçmişte Ahmet Uzun'un bakanlığı döneminde bakanlar kurulundan geçirilen bir karar çerçevesinde yaratılan bir müşavir kadrosudur. Ahmet Uzun, Che Guevara, CTP'nin, Mehmet Ali Talat'ın, Ferdi Sabit Soyer'in Che Guevara'sı. Komandante, devrimden kalan yoldaş. Evet, Maliye'nin başına oturtulan arkadaş. Bu kadro geçmiş hükümetler döneminde, hükümet değişikliklerinde genellikle müdür, müdür muavini, amirlerin değiştirilmesinde kullanılmış ve kullanılmakta olan bir kadrodur. Yani sen bizim partiden değilsin, sen o bir partidensin, geç bu kadroya, devam ediyor Yusuf Avcıoğlu. Çok çarpıcı bir şey söyledikleri. Bu kadroya atanan personel özlük haklarından, maaşlarından bir kesinti söz konusu değildir. Hani şöyle bir şey. Şimdi bana Medya Life bir maaş veriyor. Güzel bir maaş. Ve beni sabahları, akşam üzerleri buraya gönderiyor Kanal T'de. Kanal T'deki programcı, müdür arkadaşlar, yöneticiler, şunlar bunların çizdiği rota çizgisinde, ışığında en özgür, en güzel bir şekilde yapabileceğimiz sınırları da zorlayarak bu programı yapıyoruz. Şimdi Medya Life bana dese ki, ben bu mesleği çok severek yapıyorum ve bana dese ki aldık seni programdan, ben ölürüm herhalde. Üzülürüm yani. Ama bir de işin şu tarafını düşün. Kardeş, hiç program yapma, ben sana aynı parayı vereceğim. E güzel bir şey bu da. Hani müşavir olmak, hırsız anlamına geliyor. Bak, ben karar vermeyeceğim ama buna. Emek vermeksizin para almanın adına hırsızlık denir. Başka bir şey denmez. Ama bunu kim yaratmış? Ben CTP'nin yerinde olsam yarın sabah özür dilerim biz yarattık diye bunu. Yarın sabah, hatta akşam üzerini beklemem. Bunu Kıbrıs Türk toplumuna Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin attığı kazıklardan biridir. Çok özür dileriz yaptığımız için. Biz ilgili arkadaş hakkında da
bunları yaptıklarına o dönemdeki bütün yöneticileri de sorguluyoruz deseler ne güzel olur. Demokratik ülkelerde böyle olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yani konuşun 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 ama bir şey olmaz. Bak ama burada çocuk diyor ki bakın bu filan 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 kişinin döneminde diyor oldu. Ve buraya şimdi geleceği Gerhan Arıklı meselesine. Bu kadroya atanan personelin özlük hakkı ve riyalya durumunda bir şey değişmez. Bir personele verilecek ceza toplu iş sözleşmesi içerisinde düzenlenmiştir. Geçmişte yapılan uygulamalarda örnekleri mevcuttur. Örneğin toplu iş sözleşmesine göre yarı maaşla işten uzaklaştırma hakkında soruşturma veya mahkeme süreci başlamış bir personel hakkında verilebilecek kararlardan biridir. Özetle diyor ki Yusuf Bey, Sayın Arıklı 3 kişiyi görevden aldım diyerek kamuoyunu yanıltmaktadır. 3 yıldır çalışarak uzmanı haline geldiğini iddia edip kendini eleştirenleri cahillik ile tanımlarken Kıptek'teki toplu iş sözleşmesinden dahi bir haber olması tam anlamıyla trajikomiktir. Evet, öyle deniyor. Trajikomiktir. Son olarak görev yaptığım 2 hükümet ve 3 yıl içerisinde kurumda Başbakanlık Denetleme Kurulu 1 adet, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu 1 adet, Sayıştay Başkanlığı 4 adet denetleme yaparken tüm bu raporlar hakkında polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunulması yine dönemin yönetim kurulunda karara bağlanmış ve gerekli şikayetler yapılmış, bazıları yargı aşamasındadır. Sayın Arıklı göreve geleli 3 ay aşkın bir süre olmasına rağmen açılan soruşturma sayısı 0, görevden alınan sayısı 0'dır diyor Yusuf Avcıoğlu. Onun için diyor kimse bizi yanıltmasın. Oktay Beyaztaş çok teşekkür ederim diyor. Çok yaşa Kıptek'ten 3 üst yönetici görevden alındı desem Berkan isim vermedi. Ve teşekkür ediyoruz Yusuf Bey'e. Biz de teşekkür ediyoruz. Hasan Kasapoğlu Serhat'ım. Merhaba. TC, KKTC temsilcileri Cenevre'ye federal çözüm müzakerelerinin tabutuna son çiviyi çakmak için gideceklerdir diyor Hasan Kasapoğlu. Ayşe Güner Mertcan. Ayşe Hanım merhaba. Güner abi merhaba. Doktorlar ne zaman yemin verir? Ben bugüne kadar hiçbir ekranda görmedim. Gören var mı? Evet doktorlar tıp fakültesini bitirdikleri zaman yemin verirler tabii ki. O gömleciyi giyerler o zaman yemin verirler. Hipokrat yemini. Biz de askeri de veririk. Ben çok verdim Erenköy'deyken. Uf, ödül bile aldım şeyden. Necati Özgen Paşa'dan. Teşekkür etti bu adam. Sonuna kadar dinledi. Hala birkaç saniyede bitecek. Cephe tekmilini 3-4 dakikada söylerdim yanına. O dönemde Covid olsaydı adam kesin Covid idi. Çünkü neredeyse kusardım karşı tarafa. Tükürük tükürük üstüne. Salya sabun her taraf. O ses, o şey, o zaman mepebetçikte böyle yıldızlar mıldızlar. Asker ayrı havalı iştir ya, ayrı havalı iştir. Teğmen idik ya da az teğmen idik ama zanneden kendini ne? Hor general. Yani o şeyde en azından yani hor görme garibi anlamında bir cızgısı var diye. Tabii karşıdaki adam Cem Yılmaz'ın dediğinden galaksi. Ben 2 yıldız bir büyük koronası vardı gördüğümde. Tüm general idi şey Necati Bey, Necati Özgen'i. Hayattaysa Allah sağlık versin, sıfat versin, şey iyilik versin, sağlık versin, mutluluk versin tabii ki. Ama gerçekten evet Necati Özgen Mustafa Kemal'in askeridir diye mesaj aldım anında. Necati Özgen'in saygıyla andık biz de hatırladık askerde komutanımızı. Ya bizim komutanımız değildi, tümen komutanıydı ama Erenköy'e geldiydi böyle bir vizi iş yapsın. Yapsın, ziyaret etsin herhalde. Öyle geldi. Efendim, aslında şu an güdülen politika, dün Zeki Ziya'nın bahsetmiş olduğu stratejinin tam aynısıdır. Sünnetçi korkusu verip daha fazla taviz koparılmaya çalışılmaktadır. Olabilir Kıbrıs sorunuyla ilgili Mustafa Ertürk, teşekkürler. Çok çok sağ olun, selamlar ediyoruz sizlere. Evet. Tartışmamızın 4. konusu neydi? Kıptek'ti. Birincisi doktorlar, ikincisi sınıra tel çekilmesi,
Üçüncüsü Lut boşuna kürek çekiyor mu çekmiyor mu? Dördüncüsü Kıptek'te ne olacak? Ve beşinci konu. Okuyalım beşinci konuyu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının işbirliği ve koordinasyonu olmaksızın son anlaşmayla çeşitli sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere ve medya kuruluşlarına kaynak aktarımı yapılması, devletin ve kurumlarının devre dışı kalması, bypass edilmesi anlamına gelir. Gerek bu konu, gerekse Cumhurbaşkanı'na 14 milyona saray yapılması konusu, kamu vicdanını yaralamaktadır. Katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Evet, Kudret Özersay hocam söyledi bunu. Çok kısa bir süre önce paylaşım yaptı. Sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere ve medya kuruluşlarına Türkiye'den kaynak aktarılacak. Buradaki devlet yok. İki devletli çözüm ama buradaki devlet yok. Esas sayma kim? Lut. Yok, Lut'un haberi yok. Anastasiyaris bilgisi yok. Hristostomos, Lamronnasis, Kapsis, Oyan'da, Deringilis. Allah eyliğini versin, onun da yani bir şikayetimiz yok. Sövüş olmayalım adama. Şimdi bu bizim devletin ve devletin kurumlarının bypass edilmesi değil midir? Evet öyledir. Cumhurbaşkanına 14 milyona saray yapılması konusu nedir? Yani ben Cumhurbaşkanı'nın şu anda saray yapılmasına fit olduğunu düşünmüyorum. Ama ileride belki ihtiyaç varsa. Şu anda hayır. Artı bu saray yapılacaksa bundan sonra seçilecek olanlar için de yapılır. O ayrı bir mesele. Ama sıkıntı ne? Şu anda açlık var. Yani şu anda turizm emekçisi açtır. Şu anda seyahat acentecisi açtır. Şu anda hayatını müzikten kazanan insanlar işsizdir ve açtır. Müziğin çeşitli sektörcükleri var. Işıkçıları, sesçileri, sistemcileri vardır. Hepsi işsizdir. Böyle bir ortamda otobüs şoförleri tek bir yolcu taşıyamazken, 7 gündür başbakanlık önünde eylemdeyken, size saray yapılmamalı, bu kötüye yorulur. Buna ilk karşı sizin çıkmanız gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki kişisel bir görüş ve bu konu kamu vicdanını yaralıyor. Haksız mı Sayın Özersay? Bence tartışalım, haklıdır. Ben haklıdır tarafındayım ve bu da bizim bugün beşinci tartıştığımız konu oldu. Efendim, tartışma konusu yapacaktım ama bunlar bilinen gerçekler, sadece ben bilmiyorum. Yarın restoranların bahçe kısımcıklarını açıyorum. Yani mesela bir restorantım var. Bu da bahçesidir dersem bahçesi midir? Neye göre? Yani belediyenin bir planı vardır, planlama inşaat dairesinin bir planı vardır. Daha önce bunu mesela eski konak kapattı orasını, bahçe kısımcığını, basar düğmeye açar üstünü mesela. En sevdiğim mekanlara, hep bütün meyhanelerimizi çok severim. Ha, artı meyhaneler kapalı mı? Yani Emir Ali Bağ yola masa koyamaz mı? Yani ya da İlker abi Gönlüli'de atarsa beni yolun içine, tam böyle caminin yanına oturamaz mı yarın? Bahçe sayılır mı orası? Yoksa meyhaneler kapalı mı? Meyhaneler restoran değil mi? Sevgili be hiç atmadım bana mesaj. Beklerim daha. Yani mesaj olur mu? Baktım mesajlarıma da. Bu önemli bir konu bence. İlgilenmek lazım bu konuyla. Artı şu konu da önemli. Mesela geçen defa gördüydüm. Kafeler açılıyor ama barlar kapalıdır. Adı kafe bar olanın bar kısmının üstüne bir arkadaşımız ayak paspası koydu, kapattı. Kafe kısmı açık kaldı. Alkol satmaya devam etti. Bu olacak mı? Kafeler açılacak mı? Kafeler nasıl açılacak? Yarın. Mümkün. Göreceğiz yarın sabah hepsini. Bu konu önemli. Ve merakla izlediklerimiz konusu. Birinci konu Kıptek maçının sonucuydu. İkinci konu YDP maç sonucudur.
Çünkü bunun sonucu da çok ilginçtir. Yarın Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkan adaylarından Bertan Zaroğlu sabah konuğumdur. O bir gün Erhan Arıklı iki başkan adayını da arka arkaya, zaten iki vekil var, biri genel sekreterdir, biri genel başkandır. İkisini de sorgulayacağız. Yani sorularımızı soracağız. Sizlerin de varsa bekliyoruz yarın. Ama ben bu maçın sonucunu çok merak ediyorum. Neden? Çünkü bu maçın sonucu YDP'nin de kaderine etki edebilir ki Erhan Başkan ben bırakırım dedi kaybedersem. Bertan Sayın Genel Sekreter öyle demedi. Dolayısıyla biraz ama çok müthiş kavga var arada. Yani Sayın Erhan Arıklı'nın öyle bir şey yok ama Arıklı soyadını taşıyan başka bir arkadaşın inanılmaz açıklamaları olabiliyor. Çok bence uzak duralım. Yani küfürden, hakaretten durmanın gereği olduğunu düşünüyorum. Yani burada bence çok, mesela merak ediyorum YDP'de bu kavga ne olur? Artı hükümette ne olur? Erhan Başkan ben bıraktım derse ne olur? Kaybederse yani. Allah ikisine de kolaylık versin. Ve UBP'de ne olur? UBP'de ne olacak? UBP'de ne olur? UBP'de ne olacak? Genel sekreter kim seçilecek, kim seçilmeyecek derken Erçin Şahmaran kardeşimin Özgür Gün döneminde disiplin vardı başlıklı yazısı var bugün. Çok güzel yazdı. Erçin zaten her zaman çok güzel yazar. Hüseyin Özgür Gün, eski başbakanlardan eski başbakan, uzun zamandır yurt dışında. Ben yokum istemiyorum dedi. Genel olarak siyaset taraflarımız bu konuda adım atmadı. Meclis Başkanı CTP'li Teberrüken Uluçay'dı. UBP'li vekiller dokunulmazlığı kaldırdılar, istifayı kabul etmediler. Şimdi siz kamuya nasıl düzen getireceksiniz? Bir yılı aşkın bir süre görevine gitmeyen bir kamu çalışanına şimdi nasıl görevini yapmıyorsun, seni işinden atıyoruz diyeceksiniz. UBP-DP-YDP hükümeti ve Ersan Saner kabinesi bu konularda adım atamaz, atamayacak. Çünkü göz önünde olan ve gözünün önündekini göremeyen bir yapı var. Ersan Saner'in işi zor. Bu da sıkça kullanılan bir yaklaşımdır, hele hele bu zamanda. Türkiye ile imzalanan protokolü düşününce, Ekim için konuşulan erken seçim ertelenir mi? UBP kurultayı tekrardan ileri bir tarihe atılır mı? Olabilir. Ben kendi adıma bekliyorum. Fakat UBP içindeki sorunlar daha da büyür, yakın zamanda kendini gösterir. UBP milletvekili Yasemin Öztürk ile bir program yapmış. Öztürk demiş ki, Hüseyin Özgür Gün iyi, toparlayıcı bir liderdi. Onun döneminde disiplin vardı. Şimdi disiplin var diyemem. Özgür Gün dönemiyle kıyaslama bile yapamam. Ben çok çalışma zamanı bulamadım ama Hüseyin Bey geldiğinde ceketimin düğmelerini iliklerdim. Ve Erçin Şahmaran diyor ki, Ersan Saner'in önünde protokolden önce UBP kurultayı var ve süreç çok da uzun değil. Ben bunu çeşitli defalar UBP'nin birçok insanına da söyledim. Hüseyin Bey'i çok arayacaksınız dedim. Elbette ki yargılayacaksanız yargılarsınız, o ayrı bir mesele. Efendim, programı tabii ki bitiriyoruz. Programımızda konuşacağımız başka bir şey kalmadı. Benim her zaman söylerim bu meslekte ustam iki tanedir. Bir tanesi Mehmet Ali Akpınar, bir tanesi Reşat Akar'dır. Biz bu işi bu iki ağabeyimizden daha fazla öğrendik. Elbette ki okuduk, elbette ki araştırdık. Şu anda akademik olarak da çalışmalarımız olabilir part-time olarak. Ama bu mesleğe olan aşkı, bu mesleği yaşam tarzı olarak kabul etmeyi biz bu iki isimden öğrendik. Mehmet Ali Bey'i uzun yıllar önce kaybettik, Allah rahmet eylesin. Reşat Akar şu anda diyalog grubunun başında. Sevgili Reşat Akar dün annesini kaybetti. Bugün toprağa verildi. Onun için güzel bir yazı yazdı Reşat Akar Diyalog gazetesinde. Kıbrıs'ın en çetin yıllarıydı. Fakirlik vardı, yokluk vardı.
Ayrıca hayatta kalma mücadelesi. Aylarca evinden uzak, sığınaklarda barınma zorunluluğu vardı. İşte o çetin yıllarda 6 erkek çocuğu dünyaya getiren kadın benim anamdı. Şerife Akar. Yüreği sevgi dolu bir anne. Pişir, kurtar, yıka, ütüle, okula, askere gönder. Her yolculukta evladın dönüşünü bekle, dur. Onun en büyük mutluluğu evlatlarının başarısıydı. Onlarla birlikte geçirdiği her dakika önemliydi. Göremediği ve özlediği zamanlarda sitem etse de, ihmallerimizi iş yoğunluğumuza bağlamasını bilen, hak verebilecek kadar sevgi dolu bir yüreği vardı. 2 gün önce doğum gününü kutlamak için hazırlanırken, acilen hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Ve Dünya Kadınlar Günü'nde onu kaybettik. Hani bazen kitabı yazılacak insan derler ya, işte öyle bir kadındı anamız. Acıları da, mutluluğu da yaşamış. Zor ve çetin yıllara karşı direnmiş bir insandı. Tamamı erkek 6 çocuk yetiştirmenin zorluklarını yaşarken, bunu mutluluğa çevirmesini becermiş bir anayı kaybetmek elbette kolay değildir. Son 18 ay içinde beklenmedik bir şekilde ve genç denecek yaşlarda 3 kardeşimizi kaybetmenin ardından anamıza veda ediyoruz. Üzüntümüz büyüktür, onu çok özleyeceğiz diye yazmış Sayın Reşat Akar'ın yazısıydı. Bugün bu yazıyla bitirelim istedik. Allah rahmet eylesin. Elbette ki cenazeye gitmek isterdik ama 1. derece yakınlar çok kalabalık bir aile. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz tüm aileye. Biz de programımızı bununla tamamlayalım istedik. Şerife Olgu iyi yayınlar demiş bizlere. Tema Yavaş kardeşime selamlar ediyorum. Bir gün sen de katıl bize kardeş. No stres numarası, seni seviyorum ben de seni. Sabahları dağda yürüyüş. Savaşçım ben sabahları çalışırım. Cumartesi yürürsen gel Lefke'ye beraber yürüyelim. Savaş Tilki kardeşim ben de seni çok severim. İyi ki varsın. Evet. Rauf diyorum. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki saray yapalım. Ersin Tatar kim ki bu beyan üzerine yorum yapsın? Bence doğru değil bu açıklama. Ersin Tatar bu konuda zaten şu anda evet ihtiyaç vardır. Ama şu anda bu paranın buraya harcanması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Bence karşıdır. Ama ihtiyaç olduğunu ben gözlerimle biliyorum. Yani baktığınız zaman görüyorsunuz. Gerçekten internet sıkıntısı bile olan bir yerdir. Bırakın ki odalar yıkılıyor. Eklerin oturabileceği yerler yoktur. Koskoca sözcünün oturduğu oda bile oldukça komiktir. Halkla ilişkiler biriminin içine dıkıştığı binacık bu kadarcıktır. Çok güzel bir konferans salonu simultane çevirilerin yapılabileceği teknolojik ekipmanlarla muhteşem örnek, dünyanın kıskanabileceği bir güzel basın odası veya ofisi olması gerekir diye düşünüyorum en başta. Tabii ki tuvalet, tabii ki banyosu, şusu, busu bile eksiktir. Her neyse, sonuç itibariyle orası ama korunmalıdır, orası kalmalıdır, orada misafirler kabul edilmelidir. Orası yıkılmamalıdır, o ayrı bir mesele, o korunmalı, o ayrı bir olay. Bence orası kullanılmalı ama o bölgeye belki yetiştiremeyiz ama ne olur? Yan tarafta boşluklar var. O boşlukların hisarın altına asansörle böyle inilen, neden yani mimar da değilik ki herkese mimarlık öğretelim. Artık doktorluk yapmaya başlayacağım ama bu gidiş inan yakında onu söyleyeyim. Evet, sabah doğada dağda yürüyüş, ben de çok isterim onu sevgili Savaş Tilki kardeşim. Evet, futbol Savaş Tilki de diyorum, aklıma hep futbolumuz geliyor. Çok özledik futbolumuzu. Çok arıyoruz futbolumuzu. Akşam Fenerbahçe'yi izledik. Trabzonspor kaybetti. Üzüldük tabii ki. O konuda da bu hafta var mıdır başka maç bakalım sizlere. Bitmeden çünkü 2-3 dakikamız daha var. Bitmeden hemen şey yapalım. Ne diyorlar? Bilgi verelim.
Bugün maç var mıdır mesela? Ops, yanlış sayfaya girmişiz. Efkaristo baragalo filemu. Kapanmıyor da bu. Bir dakikacık. Hemen live buradan alalım. Neredesin be canım? Evet. Efendim, bugün Şampiyonlar Ligi'nde iki maç var. Borussia Dortmund, Sevilla ve Juventus Porto karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi'nde bu iki karşılaşma var. Bugün Türkiye'de herhangi bir maç yok bu akşam. Türkiye boşta, İngiltere boşta. Saat 22'de, 16 son 16'da Borussia Dortmund Sevilla karşılaşması oynanacak. Bu akşam ve Juventus Porto oynayacak. Bunları sizlerle paylaşmış olduk, belirtelim bir kez daha. Tabii ki dün akşam Chelsea Everton'u 2-0, West Ham'da Leeds'i 2-0 yenmişti Premier Lig'de. Türkiye'de de hemen Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de dün akşam Antalyaspor 1, Kasımpaşa 1, Trabzon 1, Alanya 3, Göztepe 3, Erzurum 1 ve Konya 0, Fenerbahçe 3 şeklindeydi maç sonuçlarımız. Bunları da Ceyhan Orhan Lololo hikayesini dinleyelim diyor. Çünkü bize de Lololo okumasınlar diyor. Lololo hikayesi bizde Kıbrıs'ta geçtiği söylenen bir şeydi. Neydi? Bir hikayeydi, bir avukatlık başarısıydı aslında. Bize de mi Lololo diyorlardı. Onu bir gün mutlaka anlatırız sizlere. Şu anda süremiz bitti. Hani avukat müvekkiline demiş ki ben seni kurtaracağım. Çok büyük bir suç işlemiş. İşte cinayet minayet ama seni delilikten kurtaracağım demiş. Hakim sana, avukat sana karşı taraftan ne sorarsa Lololo, Lololo, Lololo diyeceksin demiş. Çalıştırmışlar bunu aylarca da. Mahkeme günü gelmiş. Hakim sormuş. Adın ne? Lololo demiş bizimki. O bir taraftan avukat bakmış. Adın ne senin? Lololo. Hakim bir daha sormuş. Nerelisin? Lololo. Kardeşim sen kaç doğumlusun? Lololo. Bizimki hep lololo. 3-5 sorudan sonra, 10 sorudan sonra bakmışlar ki bu gerçekten lololo. Hakim demiş, bunu demiş git götürün hastaneye. Bu delidir ya, bunun ceza ehliyeti yoktur falan. Kazanmışlar davayı sonuçta. Yani fıkra bu. Gerçek de olmuş olabilir. Gerçekten olmuş diyebiliyoruz. Sonra tabii ki avukat bunu almış. Ofisine gitmişler. Avukat buna demiş ki, kazandık davayı demiş. Hadi hayırlısı olsun. Şimdi demiş ücreti konuşalım. Bizimki lololo demiş avukata da. Hadi hadi demiş ki avukat bize de lololo. Hepsine lololo, bize de lololo. İdare edelim maçı. Evet, yarın sabah 07.30'da buradayız. Meghan Merkel'i de konuşacaktık ama kaldı, bir şey değil. Yarım kaldık, bir şey değil. Olsun, yarın sabah belki konuşuruz. Bertan Zaroğlu'na Meghan Merkel'i sorarız. Değil tabii ki, şaka yapıyoruz. Yarın sabah konuğumuz 07.30'da başlayacağız. 8.55'te Bertan Zaroğlu. Perşembe günü Erhan Arıklı aynı saatte. Tekrar sizlere de duyurduk. Şimdi geceniz de mübarek olsun. Hoşça kalın. Yarın sabah görüşürüz. Ha, bu arada Örsan Balıkçıoğlu'na, Berkem'e, Bilal'e, Hasan Koç'a ve Rabia'ya çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizimle birlikteydi bu akşamüstü bu programımızda. Çok çok sağ olsunlar, var olsunlar. Hoşça kalın.